Hafta içi bülteninden herkese merhabalar. Yeni bülten açıklandı. Salı, çarşamba ve perşembe günü olmak üzere merakla beklenen eşleşmeler yapıldı. Maçlar oynanacak. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde 2 mücadelemiz var. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak yine 2 mücadelemiz var. Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 3 karşılaşmamız var. Salı, çarşamba ve perşembeden seçimlerimizi nesine.com'da editör yorumları sayfamızda paylaştık. Ama değerlendirmeleri bir de videoya çekelim istedik. Sizlerle paylaşacağız. Salı bülteniyle startı vereceğim. Salı bülteninde Şampiyonlar Ligi'nde 2 karşılaşma oynanacak. Onların ikisini de paylaşacağız ama onlardan hemen önce kupon tamamlamak adına da İtalya Serie A'dan Atalanta-Sampdoria karşılaşmasını kuponumuzu aldık. Sırasıyla gidelim istedik ve ilk mücadeleyi İtalya Serie A'dan Atalanta-Sampdoria karşılaşması olarak aldık. Atalanta'nın ligde geride bıraktığı son 8 maça baktığımız zaman şu anda liderlik koltuğunda oturan Juventus dışında kimseye kaybetmediğini görüyoruz. Son 2 maçından çıkartmış olduğu 6 puan var. Bu 6 puanla da 6. sıraya gözünü dikti Avrupa Ligi'nde. Bu sene olduğu gibi önümüzdeki sezonda mücadele etmek istiyor ve burayı zorlayan bir Atalanta var. Sampdoria son 3 maç puan çıkaramadı. Açıkçası bunların da ilk 6 için şansı vardı ama bu son 3 maçta alınan yenilginin ardından bunda biraz açıkçası yara aldılar. Biraz da açıkçası umutsuzluğa kapılmış durumdalar. Hem iç saha avantajı hem son haftalardaki form durumuyla ben Atalanta'yı galibiyete yakın görüyorum. Taraf bahsi dışında da 2.5 gol üstünün çıkmasını bekliyorum bu karşılaşmada. İkinci mücadelemize devam edeyim. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Juventus-Real Madrid eşleşmesini konuşacağız. Gerçekten günün maçı olarak yorumlayabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programına baktığımız zaman Liverpool-Manchester City'de çarşambanın süper maçı olacak. Onu da konuşacağız. Juventus ligde zirveyi ele geçirdi. Napoli ile de puan farkını Napoli bu hafta kaybedince, onlar da Milan'ı mağlup edince aştılar. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz çok zorlu bir ilk maçın ardından İngiltere'de Tottenham'ı 2-2'nin rövanşında 1-0'da geriden gelerek mağlup etmeyi başardılar ve burayı oynamaya hak kazandılar. Şimdi rakip Real Madrid. Real Madrid ligde durum ortada. Şampiyonluk yok. İspanya Kral Kupası'nda yoklar. Bu sezon tutunacakları tek dal işte bu organizasyon, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki onlar da İspanya'ya iyi bir sonuçla gitmek istiyorlar ama Juventus çok ciddi alacaktır ilk maçı. Çünkü deplasmanda işleri hiç de kolay olmayacaktır. Juventus kazanmak için sahada olacak. Ben önceliği karşılıklı gollere vereceğim. Taraf bahsinde bir adım Juventus'u önde görüyorum. Tek farklı galibiyetlerini de bekliyorum açıkçası. Maç sonucu birinde ciddi bir oranı var. 2-1'lik bir Juventus skor tahminimde söz konusu. Günün diğer mücadelesi ise Sevilla ile Bayern Münih arasında oynanacak. Milli maçların ardından Bayern Münih lige pir döndü diyebiliriz. Dortmund'u altıladılar. Peter Stöger Dortmund'un başına geldikten sonra ligde maç kaybetmemişlerdi. Ta ki Bayern Münih maçına kadar Bayern Münih sağdan sildi Dortmund'u. Hatta maç sonu Borussia Dortmund'lu bir futbolcunun açıklaması vardı. Bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı demişti Bayern Münih. İşte böyle formda bir Bayern Münih var. Rakip Sevilla. Sevilla çok zor bir 90 dakikadan çıktı. Barcelona'yı mağlup ediyorlardı ama Messi girene kadar, Messi girdikten sonra maçı beraberliğe getirdi. Sevilla o gün bayağı bir efor sarf etti. Açıkçası 2-0'dan da maç 2-2'ye gelince biraz moraller bozuldu. Ben Bayern Münih'i galibiyete yakın görüyorum. Tercihim maç sonu 2 olacak. Çarşamba iddia bültenine geçeceğiz birazdan. Salı iddia bülteninden seçimlerimiz bu şekilde.